Ali'yi çok mutlu ettim bugün. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz demek. Yüzü gülsün yeter. Az önce şükrettim. Bakışlarından daha fazla mahrum kalmadığım için. Bir insan, bir insanı tek bakışıyla ayağa kaldırır, güç olur mu? Oluyor işte. Ben ne düşündüm biliyor musun? Varlığım sadece benim için değil. Bu evdeki, çevremdeki herkes için ne büyük bir şans oldu. Her gün, her hareketinde bunu defalarca ispat ediyorsun. Sana sahip olduğum için dünyanın en şanslı adamıyım. Ve nefes aldıkça bunu söylemeye devam edeceğim. İyi ki varsın. Hep var ol. Nefes aldığım sürece. Orhun ve Hira, zavallı aşıklar. İyice bakın birbirinize. Bu gece büyük aşkımızın son gecesi olacak. Bana şal getirdin ama üstüne bir şey almamışsın. Üşüyeceksin. Sen yanımdayken, bakışların üzerimdeyken üşümem ben. Merak etme. Aşk gerçekten de dört mevsime benziyormuş. İlk hissettiğinde bir ilkbahar yaşıyorsun. İçin dolu dolu. İnsanın yüreği çiçeklerle bezeniyor. Sonsuza dek mutlu olacakmış gibi hissediyorsun. Ardında tüm sıcaklığıyla, coşkusuyla, mis kokularıyla yaz geliyor. Sonra sonbahar. Ardından kış. Yere saçılmış yapraklar, buz gibi hava. Yoksa böyle mi hissediyorsun? Değil tabii. Sonbahar da, kış da başka güzel. Sonbahar yağmuruyla, biraz da hüznüyle geliyor. Kendine dönersin. İlkbahar ve yazın uçarılıklarının yerine sarılmanın,
birbiriyle ısınmanın, birbirine yetmenin kıymetini anlarsın. Kış, aşkın sınandığı mevsim bence. Fırtınalara, kasırgalara göğüs germesi gerek. Eğer atlatırsa, işte o zaman arkası yeniden bahar. Haklısın. Biz dört mevsimde yaşadık. Birbirimizin hem yazı hem kışı olduk. Kışın en güzel şey ne biliyor musun? Sıcacık bir kahve. Hani hatırlıyor musun? Buraya çok yakın bir kafeye götürmüştün beni. İçtiğim en güzel kahveyi orada içmiştim. O kafeye yine gitmek ister misin? O zaman hiç oyalanmayalım.